Herkese merhabalar. Hafta sonlarında çok sıkılıyorsunuz biliyorum. Pazar günü ne yapılacak aktivite olarak diye düşünüyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı var. En güzel şey araç yıkamak. Şimdi profesyonel bir şekilde nasıl araç yıkanılır onu göstereceğim. Hem böyle miktar olarak, ücret olarak çok az mevlalar vereceksiniz. Hem de profesyonel bir şekilde aracınızı yıkayacaksınız. İyi seyirler. Şimdi iki kova yapacağız. Bir kovaya sadece hızlı cilalı oto şampuan. Bir kovaya cilalı oto şampuan koyacağım. Bir kovaya da sadece su koyacağım. Bu şekilde yapmamın sebebi yani köpüğü alıp arabaya içtikten sonra araba çünkü çok pis suya sokacağım ki pis eldiven bu suya girmesin. Temiz suya girsin, o suyu kirletsin. Bu şekilde çift kova taktiği yapacağız. Bu arada bunu yapmanın önce ilk başta aracı bu şekilde ıslatıyoruz. Araç biraz serinlesin. Şöyle bunu bir kapak koyabiliriz. Bir kapak gayet yeterli olacak. Şöyle elime de geldi, çok güzel. Mehmet kardeşim, buraya alabilir miyim seni? Suyu bu şekilde köpürteceğiz ilk önce. Şunun kapağını kapatayım ben. Kanka direkt ortaya vur, bol köpürsün. Full köpük olsun yani. Bu arada bu ürün Ezjet Water. Ezjet Water diye geliyor. Bu ürün için ben kötü yorumunu yapacağım. Ürün 10 numara ürün. Fiyatını sonuna kadar hak ediyor fakat... Burası bozuluyor. Fakat şöyle bir şey var. Yeter kanka da. Su faturası çok gelecek. Yeter. Bizi kapıda yıkıyoruz, konuşma. Karşım malzemeler de benden olur. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu ürünün yorumunu yapacağım. Şimdi bu ürün... Köpük ve su modu var. Köpük modunu aldığınız zaman şuradan bir miktar su alıyor. Fakat kapsülü var işte. Ya su modunda buraya gelmemesi lazım. Su modunda gelip burayı kırdığı için ben bunu iade ettim. Fakat iade talebimi almadılar. Yani iade olmadı. O yüzden bu şekilde kullanırım. Bu şekilde de kullanılabilir ama. Şimdi aracı bu şekilde ıslatacağız. Neden su vuruyorsun? Neden direkt köpük vurmuyorsun? Diyecekler var. Benzin istasyonlarına falan direkt köpükle geçip bezle silebilirsiniz. Yani bir eldiven yardımıyla devam edebilirsiniz. Fakat o köpükler sulu köpük. Sadece köpük değil. Ama bizim köpüğümüz sadece köpük. O yüzden biz direkt su vurmadan köpükle geçemeyiz. Arabayı çizer o zaman. Bakın bu şekilde geçiyoruz. Her yeri geçerse eğer bez bundan sonra bir daha yıkayacağız. Ne kadar düzgün bir şekilde geçerse arkadaşım, bundan sonraki işlemde yıkadıktan sonra bezle geçeceğimiz işlemde bez o kadar az pislenecektir. Abi sen var ya bir oto yıkamacı olurmuşsun ha gerçekten. Yapmışlığı var ama. Yani yapmışlığı var aynı. Evet. Şimdi tekniğini söyle. Şimdi bezimiz eldivenimiz ıslandığı için bu şekilde yapıyoruz. Gelen pislikler direkt aşağı çökecektir. Çift kovanın taktiği bu. Bu yıkamayı dışarıda ne kadar yaptırırlar Mehmet? Kanka. Yani nereye 40 ya? Direkt dışarıda yaptırınca köpük su vuruyorlar kardeşim 40 liraya. Şu mesela şu özel iki kovayı çok özel yerler yapıyor. Çok yüksek para alıyorlar. Sen böyle yaptığın için neden yukarıdan başlamadın diyecekler var. Onlara da şimdi cevap veriyorum. Neden yukarıdan başlamadık? Çünkü bizim iki kovamız var. Yani... Tam eldiven kirleniyor olabilir. Mesela şu an eldiven kirlendi diyelim ki. Ne yapacaksın kardeşim? Evet. Gördünüz mü? Çok basit. Eldivenimiz kirlenirse bu şekilde yapacağız. Yani o yüzden yukarıdan da başlasanız, aşağıdan da başlasanız iki kovayla çok rahat bir şekilde arabayı temizleyeceksiniz. Bu arada ne öneririm? Tabii ki yukarıdan aşağı gitmek en mantıklısı. Marş PL6 taraflar, yani şu taraflar çok pislenir. Kiri çok tutar. Şu taraflar da çok tutar. Bu taraflar için, yani bu tarafları en sona bırakmanız eldiveniniz için yıkadıktan sonra bezinizle de aynı şekilde en son oraları geçmenizi öneriyorum. Çünkü o taraflar çok kirli oluyor. Orayı yani sona sak.
O iki ürünü karşılaştıracağız. İkisi de hızlı cila olarak kullanabilirsiniz ikisini de. Soldakini bazı arkadaşlar şimdi yorumlarda belirtecek kendini. Önermiyorum bu arabaya sürülür mü falan diye ama. Ben onu kullanıyorum. Yemin ederim sana şu hızlı ciladan daha iyi. İşte farkını göreceğiz şimdi videoda. Onu da en sonda göstereceğim size çünkü hızlı cilayı en sonda yapacağız. Şimdi köpükle her tarafı geçtiğimiz için su kolaylıkla kalan kirleri çıkaracaktır. Çünkü köpükle olabildiğince her tarafı geçtik. Görüyorsunuz araba zaten direkt parladı. Ve biz bunun üstünden bezle geçince yine kalan bir miktar kiri de bezle almış olacağız. Şuna bir az bir şey su. Şimdi geçerken şuraları zaten geçince anlayacaksınız. Fakat şuraları mesela sürememişim. Yıkadıktan sonra buralar gitmiş gibi gözükecek. Fakat kuruladıktan sonra buralarda yine pislik olacak. O yüzden şöyle geçelim buraları. Tamamdır. Tanzikli ha. Güzel gerçekten kanka. Kaportayı, kaportayı delecekti. Asperos öyle bir şey ki. Mesela hala buraya sen şey yapmadın mı? Su vurmadın mı? Ha. Asperos'un köpüğü hiç bitmiyor. Ömürlük köpük garantili. Bu tarafta davlumbaz tarafı. Bu tarafları da su vurmayı unutmayın. Mesela şuraya görürsünüz nasıl çamur çıkıyor oradan. Fark edersiniz. Ürünlerin fiyatını da en sonda açıklayayım bari unutmadan. Kaporta bez 65 TL. Al detayı. Gördüğünüz gibi her şeyi çıkarıyor. Güzel çıkarttı ha. 35 lira. Ben camları geçiyorum, o kaportaya geçiyor. Camlar bu şekilde şey bırakacak. Fakat bu hemen 3 dakika sonra gidecek. Şu iz. Bez kuru, ıslak değil yani. Şöyle buraları da geçelim. Mesela hatta gitti bile gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi camları geçtik, kaportaya geçtik. Hızlıca bir kaparası geçeceğiz. Kaparasına gel, böyle hemen göstereyim. Sadece şu kısımları geçmeyin. Çünkü kaparası dediğiniz yer şuraya da kavruyor ve buralar çok su tutuyor. Eğer ki sadece burayı temizlerseniz arabayı kapatıp açtığınızda tekrardan buralar ıslanacaktır, pislenecektir. Şuraları da geçin. Buralar çok su tutuyor gördüğünüz gibi. Bagajı da geçeceğiz kaparası bezle. Onu unutmayın. Yaklaş yine. Şu şekilde kaparasını geçeceğiz. En son hızlıcıyla şey yapacağız. Lastik parlatıcı yapacağız. Hızlıcıyla yapacağız. Yani o şekilde bitiriş yapacağız. İki ürün var hızlıcıyla da. Onları da bir kıyaslayacağız. Gel kızım. Güzelim sen. Beş gündür neredeydin? Neredeydin? İki tane ürünümüz var. İki ürünü de hızlı cila olarak kullanacağız. Birisi Luxor'un hızlı cila. Zaten bu hızlı cila olarak kullanılıyor. Sen Luxor'u bununla geçersin. Tamam. İki farklı bez kullanacağız. Maddeler birbirine karışmasın diye. Şu tarafta ise silikonlu temizleyici yer alıyor. Şimdi ikisini kıyaslayacağız. Bakalım gerçekten hangisi daha iyi. Şimdi zaten bu hızlı cila fakat bunu araçta... Çok mu uzattı? Evet. Fakat bunu araçta kullanmıyorlar. Onu biz kullanacağız. Bakalım hangisi daha iyi. Taşım sıktı. Ben de buraya Luxor'unkini sıkıyorum. Şöyle. Luxor'un pompaları bence iyi değil. Gerçekten bakın. Şu pompa güzel değil. Böyle bol bol sıkalım. Bakalım hangi ürün daha güzel. İki üründe kayganlaştırma ve parlaklık özelliği mevcut. Bulunuyor yani. Baksana şu kayganlaştırma. Kanka ikisi de çok yakın. Yani şöyle. Hangisi? Sence hangisi? Bir dakika. Bence bu gibi. Şimdi bunu birazcık anlamamızın tek bir yolu var. Şu bu taraf ama daha şey şu an. Daha şey. Yani yukarıda. Abi iki ürün de bence çok iyi. Bence ya de çok iyi. Şu ürünü silikonlu temizleyici. Camları da uyguluyoruz. Her tarafı uyguluyoruz. Gördüm. Bu ürün ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Aracın parlaklığını arttırıyor. Aracın üzerine güzel bir tabaka geliyor. Bu tabaka aracın boyasının ömrünü de uzatıyor diyebilirim. Ondan sonra parlaklığın yanında kayganlık özelliği veriyor gördüğünüz gibi.
Ne oluyor mesela? Ben bu camı uyguladım. Bu camda gidiyorum otobanda E5'te 110-120. Yağmur yağıyor. Sileceği açmanıza gerek bile yok. Su direkt uçuyor. Şöyle bir jant, pardon, şöyle bir lastik temizleyicimiz var. Şöyle de bir lastik temizleyicimiz var. Bu Luxor, bu Aspirox değil. Bu başka bir şey. Aspirox yazıyor ama yani bu sonradan doldurulma. Gel kızım benim. Güzel kızım. Dediğim gibi bu lastik temizleyici. Bu da X'de lastik temizleyici. Bakalım farkları nasıl, onları görelim şimdi. İkisinde gerçekten kayganlık hissiyatı çok iyi. İkisinde parlaklığı falan gördüğünüz gibi mükemmel. Hatta şöyle göstereyim. Yani karar veremedim. Yani bir tanesi diğerinden biraz daha iyi olsa karar vereceğim ama gerçekten karar veremedim. Şimdi arkadaşlar, benim kullandığım ürün lastik aletçi olarak Luxor, arkadaşınki de yan sanayi bir yan sanayi bir ürün. Yan sanayi. Yani bu yan sanayi değil tabii. Doldurma bir ürün. İkisi de çok güzel. Bunun markasını bilmiyorum. Bu Luxor ama yani orijinal şu. Şu da orijinal ama markasını bilmiyoruz. Şimdi ne yapacağız? Daha güzel parlatıyor. Tabii ki yani size hangi ürün daha uzun süre kalıyor bunu gösteremeyeceğiz. Çünkü videoyu şu an çekiyoruz. Şimdi tam o güzel çıksın diye o kadar sıktın ki tam o güzel çıkacak. Tabii yap yap. Beleş mal ya. Ama çok güzel durmuyor mu? Bu ne lan? Senin elindeki ürün 10 dakika sonra gidince ben seni göreceğim. Bak şu tam şurayı baz aldık. Tamam. Kanka bak şu an ben şunu söyleyebilirim, Luxor. Bence de. Yani Luxor kanka. Belki senin şu bezinin pis olmasından kaynaklı da olabilir. Olabilir. Fakat Luxor şu an bence. Bakalım 5-10 dakika sonra nasıl olacak. Şuradan bile hani şu simsiyah parlatıyor. Bu sadece bildiğin su tutmuş gibi. Mehmet yeter. 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 Bu şekilde 4 lastiğe de uygulayacağız. Ondan sonra artık yavaş yavaş bitirişe geçeriz. Bakarız. Marşbel altlarında falan toz kalmış mı? Toz kalan yerleri de ıslak bezimizle tekrardan geçeriz. Bakın 4 lastiğe de uyguladık. Yani kamera da anlaşılıyor mu bilmiyorum ama gözle görülünce gerçekten Luxor'un farkı anlaşılıyor. Diğer taraf mesela kurudu ama lastik parlatıcı var mı? Sanki yeni yıkanmış gibi. Hani ama bir parlaklık yok. Sol tarafta nasıl kanka? Moralim bozuldu. Nasıl? Luxor abi. Luxor gerçekten lastik konusunda çok iyi. Jant temizleyici olarak da çok iyi Luxor. Luxor'u mesela janta sıkın, fırça sürmenize gerek yok. Fakat bir Aspirox'u janta kullanacaksanız mutlaka fırçayla geçmeniz gerekiyor. Yoksa fırçasız çıkartmıyor Aspirox. Arkadaşlar, yıkama serileri hoşunuza gidiyor. Eğer video hoşunuza gittiyse devamını getirebiliriz bu şekilde. 2 haftadır veya her hafta, pazar günleri falan bu şekilde araç çıkayıp atabiliriz. Hoşunuza gittiyse yorumlara belirtirsiniz, sevinirim. Eğer ki önerileriniz varsa araç yıkamak hakkında, şu şekilde yıka veya bu şekilde yıka gibi önerileriniz varsa veya şu malzemeyi kullan, bu malzemeyi kullan gibi sorularınız da varsa o sorularınıza da cevap arayabiliriz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.